Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da açarak çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi elimdeki renklerden size bugün bir çiçek modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar ve modelimiz bu şekilde kirpikleri bu şekilde arkadaşlar bu cam sil hortumuyla yaptım Tığım da 21 numara her zamanki gibi isterseniz arkadaşlar bu tığın kapağıyla da bu kirpikleri yapabilirsiniz aynı boyutta aynı ebatta cam sil hortumuyla ben kapağı nereye koyduğumu bulamadığım için bununla yaptım arkadaşlar eğer siz kapağınızı saklıyorsanız bunun kapağıyla yapabilirsiniz tığımızın kapağıyla yani Evet şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ikişer zincir çekerek yemenimizin dört kenarın tığ battısını bu şekilde hazırlıyoruz. Sonra arkadaşlar sık iğne ile tığ battımıza batıyoruz. İlk başlarken de aynı şekilde ve üzerine iki tane zincir çekiyorum. İki zincirimi çektim bir defa doladım ve yandaki tığ battıya girip iki iki olarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi çektim ve trabzanımın arasına kapattım bu şekilde 1 2 zincir hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde ara suyumuz hazır 2 zincir çekip bir defa doladım yine aynı şekilde 2 iki, iki alarak buraya bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir. Bir tomurcuk yaptım buraya. 2 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar yandaki hemen tığ battımı. Bu şekilde arkadaşlar mesafemiz, ara mesafemiz tam 7 tane arkadaşlar. Siz de bu şekilde 7 tane verebilirsiniz. 7 taneyi verdikten sonra arkadaşlar buraya 2 zincir çekerek tır battı yapıyorum. 1 2 zincir. Yandaki tığ battıya kapattım. 2 zincir, yandaki tığ battıya kapattım. 2 zincir, yandaki tığ battıya kapattım. Burada tam 4 tane tığ battım oldu. 8 tane zincir çekiyorum. Ve 8. Döndüm ters tarafına. Yemenimizin ters tarafındayız. 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battımın içine bu şekilde arkadaşlar kapattım. Buraya bir yuva oluşturdum bu şekilde. Ve dönüp 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girip 2 2 olarak aldım arkadaşlar. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 3 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 olarak aldım buraya 4 tane trabzanım oldu şimdi arkadaşlar yine 2 defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 2 5 tane trabzanım oldu arkadaşlar 4 zincir çekiyorum kapattım buraya bu şekilde. Zincirimin içine arkadaşlar 6 tane sık iğne dolduruyorum. Tırabzanımın içine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğne doldurdum. 7. sık iğnemi de bu şekilde arkadaşlar yuvada kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde kapattım buraya bir küçük örümcek yaptım. Örümceğimi kapattığım zincirimin arasına. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Kapattım. Buraya bir örümcek yaptım. Örümceğimi kapatıyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya dibine bir tane sık iğne yapıyorum. İki örümceğimden sonra yuvaya bir tane sık iğne yaptım. Bir sık iğne de arkadaşlar trabzana yapıyorum. Şimdi bu seviyeye indim. İki zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Yandaki tığ battıya kapattım. İki zincir çektim. Yandaki tığ battıma kapattım. Ve arkadaşlar şimdi tekrar ara suyuna geçip iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. İki, iki aldım. Tam bundan 7 tane ara suyu yapacağız arkadaşlar bu tomurcuklu trabzanlardan. 3 4 zincir kapattım buraya. 2 zincir kapattım buraya. 2 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. 2 zincir kapattım buraya şekilde. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 aldım. 2 zincir, pardon 4 zincir. Kapattım buraya bu şekilde. 2 zincirimi çektim. Kapatıyorum bu şekilde. 2 zincirimi çektim, bir defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım bu şekilde buraya iki zincirimi çektim Bu şekilde arkadaşlar tam 7 tane arası yapıyoruz şimdi dört tane yaptık Bu kadar yeterli arkadaşlar ipimizi koparalım İpimizi tığımıza bu şekilde tutturduk biz zincirle arkadaşlar bu şekilde Burası ön tarafı Arka tarafına çeviriyoruz Şöyle arkadaşlar bize değil de arka tarafında olduğumuz için ön tarafı bakan ilmek bu. Örümceğimizin. Onu şöyle biraz uzaltıyoruz. Ön tarafı bakan ilmek daha hoş duruyor. Ön taraftan çekersek arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimizin içine sık iğne yaptık. 8 zincir. 8 zincirimizi çektik. Ve örümceğimizin içine kapattık bu şekilde. Bir zincir çektik döndük. Zincirimizin içine girdik ve bir sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane bu şekilde sık iğne yaptım ve kapattım buraya arkadaşlar örümceğimi bir zincir çekiyorum kopartıyorum Evet 8 zincirle içine 10 tane sık iğnesi olan bir yuva yaptık arkadaşlar yan tarafta siyahlık olmasın kalınlaşmasın diye şuralardan bir ilmek bulup şöyle bu beyaz ipimi arkaya çekiyorum arkadaşlar ters tutmuşum tığımın başına bu şekilde kopardım ilmeğimi kesip kısaltayım arkadaşlar evet şimdi Öbür tarafını da aynı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Öbür örümceğimi de arka tarafından zincirimi çekip şöyle ön tarafından hazırlayalım yine de ilmeğimizi. Bunun aynısını buraya da yapıp geleyim arkadaşlar. Öbür örümceğimi de yani ben doldurayım. Evet arkadaşlar mürdüm rengimizi iki zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduk bu şekilde. Bu tohumlarımızı da hazırladık arkadaşlar. Ters tarafını çeviriyorum. Bu şekilde örümceğimizin hemen bu yeşil kısmından beyazın kenarından buraya bir sık iğne yapıp ipimizi tığımıza tutturduk arkadaşlar bu şekilde. Buraya 14 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bu beyaz kısmının öbür tarafından arkadaşlar yani örümceğinden yeşil olan kısmından bu şekilde tutturuyorum. Sık iğne yapıyorum yani buraya sabitledim. 14 tane zincirimi bu şekilde bakın. Hem de tohumlarımı çerçeveledi arkadaşlar. 2 zincir çekerek buradaki tohumumun kenarına bu yeşil olan kısmın arkadaşlar köprü olarak kullanıyorum. İki zincirimi buraya monte ettim. Yine aynı şekilde buraya da 14 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincirimi çektim bu şekilde. Bunu da beyazın bu tarafını arkadaşlar. Bu şekilde kapatıyorum. Sık iğne yapıyorum. Güve tutturdum. Bir zincir çekerek döndüm. Düz yüzün arkadaşlar. Bakın bu da bunu kapladı bu şekilde. Hemen buraya sık iğne yapıyorum 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğnemizi bu şekilde buraya yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Bu camsil hortumunu aldım. Buraya taktım arkadaşlar. Herhangi bir büyüklükte aparatla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine zincirimin altından ilmeğimi alıp üzerine 2 zincir çektim. 2. İki. ikinci. 2. Tekrar alttan girdim. 1. 2 zincir kapattım bu şekilde üçüncü ilmeğim tekrar arkadaşlar bu adedimiz 5 olacak kirpik adedimiz 4 oldu bu da 2 zincir çektim 5 oldu arkadaşlar buraya 5 tane kirpiğimi yaptım ilmeğimi alıyorum tekrar yuvaya girdim buraya dibinde kapattım sık iğne yaptım yine buraya 8 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 4 tel aldım 5 6 7 ve 8 burada geçiş zincirimiz vardı iki tane oraya da iki sık iğne yapıyorum arkadaşlar 1 2 iki. hemen ikinci yuvaya bir sık iğne ile geçiyorum 8 tane sık iğne yapacağım buraya 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne buraya doldurdum arkadaşlar ikinci yuvama bir zincir çekiyorum yine bu cam silime kapattım arkadaşlar veya herhangi dediğim gibi tığın kapağı herhangi bir aparat yap bulup bu, bu büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar bir iki yine buraya da beş tane kirpik dolduruyorum Şu şekilde iki oldu bir iki üç oldu dört ve bu da beşinci 5 tane bu şekilde buraya kirpik yaptım. Geriye kalan bu zincirimin içine şu şekilde arkadaşlar ipimi alıp ondan sonra yuvama giriyorum ki kirpiklerim daha düzgün dursun diye. 2 3 4 5 6 6 7 ve 8 bir tane de arkadaşlar bu yeşil yuvamda yapıyorum bu şekilde şöyle ipin kenarından girmek istedim arkadaşlar ve bir zincir de çekip ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde kirpiklerini bu şekilde açıp sola doğru çok güzel bir model oldu Gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu. Modelimiz bu. Yapılışı çok kolay. İğneden ta bir model arkadaşlar. Bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.